Suda özgür olduğumu hissediyorum. Yüzerken kendimle baş başa kaldığım bir zaman oluyor. Ben Elif İldem, 25 yaşındayım. Klinik psikoloğum. Aynı zamanda paralimpik milli yüzücüyüm. Şu anda Tokyo 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları için çalışmalarıma devam ediyorum. Sabah kalkıyorum, hafif bir kahvaltı yapıyorum. Daha sonrasında antrenmana gitmek için yola koyuluyorum. Daha sonra gün bitmiyor aslında benim için. Öğlen saatlerinde fizik tedaviye gidiyorum. 20'li yaşlarda artık farkındalığım yükseldiği için ve sürekli doktorlara gidiyordum. Yüzmemi tavsiye ediyorlardı. Başladıktan sonra rehabilitasyon amaçlı hocalarım Elif iyi yüzüyorsun, yüzmeyi de biliyorsun dediler. Beni yarışa katılmam yönünde motive ettiler. Yaklaşık 2 ay sonra bir yarış vardı. O yarışa katıldım İstanbul'da. Ve daha sonrasında Türkiye Şampiyonası'na katıldım Alanya'da. Ve derecelerim iyi gelince ilk etapta daha da devam etmemiz gerektiğini düşündük. Önceleri haftada 2 gün geldiğim antrenmana, daha sonrasında 4'e, daha sonrasında 6'ya çıktı. Ve şu anda da profesyonel anlamda yüzüyorum. Üniversite 3. sınıftayken yüzmeye başladım. İlk etapta zor geldi. Çünkü sadece okul rutinim vardı. Üstüne antrenmanlar da eklendi. Ve staj da eklendi. Üçünü bir arada götürmeye çalışıyordum. Ama zamanla şunu gördüm ki insan istediği zaman planlama yapıp çalışabiliyor. Yüksek lisansta zorlandığım dönem oldu. Özellikle tez yazarken. Çünkü sabah antrenmana geliyordum. Daha sonrasında okula gidiyordum. Tez yazmak için zamanım pek kalmıyordu. Genelde akşam veya gecelere zaman ayırabiliyordum. Ve o sene önemli bir müsabakamız vardı, Dünya Şampiyonası. Kamplara çok fazla gidip geldiğimiz bir dönemdi. Rize kampımız vardı. Öğle aralarında uyumak yerine tez yazmak için, makale okumak için zamanımı ayırıyordum. Sporda olmak belli bir rutin gerektiriyor, belli bir disiplin gerektiriyor. Başlarda çok zorlanmasanız artık belli bir süre sonra hayatınızdan bazı şeylerden fedakarlık etmeniz gerekebiliyor. Gerek aile yaşamınız, sosyal yaşamınız, gerek kendinize ayırdığınız vakitten biraz daha kırpmanız gerekebiliyor. Bunları belli planlamalarla düzene oturtabiliyorsunuz ve yaptığınız işi sevmek çok önemli. Yani istediğiniz kadar yapın ama sevmiyorsanız başarı da getirse sizi çok mutlu etmez. Tabii ki engelli olduğunuz için de bir takım zorlukları var. Çünkü aslında sizin için bireysel bir spor olmuyor. Engeliniz olduğu zaman ekip çalışması oluyor sizin için. Çünkü ailenizle beraber hareket etmek zorundasınız. Hocalarınızla birlikte organize bir şekilde çalışmak zorundasınız. Mesela yüzmede derecenizin düştüğünü gördüğünüzde ya da bir madalya aldığınız zaman yaşadığınız mutluluk aslında aileniz için de sizin için de yaşanan tüm sıkıntıları bir anlamda geride bırakmış oluyor. ...2019 Londra Dünya Şampiyonası'nda yüzme yarışlarında hoca suya bırakırken yanlışlıkla hızlı attı. Ben tabii daha yarışa başlamadan su yuttum. İçimden dedim ki, bir yandan gülüyorum ama bir yandan da "Aa hocam," diyorum, "ben şimdi nasıl yüzeceğim?" Ama komik bir şekilde o yarış derecem diğerlerinden çok daha iyi geldi. Başarı insana şey gibi geliyor, sadece madalya almak, sadece kürsüye çıkmak gibi geliyordu. Tabii ki o da bir başarı ama bence asıl başarı gerçekten yaşadığınız o süreç. Okulla sporu beraber yürütüyordum ama hiçbir zaman "ya okulum var, antrenmana gitmeyeyim ya da antrenmanım var, okula gitmeyeyim" demedim. Benim için aslında hep bir kuşun iki kanadı gibiydi. Yani bir kanadı kırıldığı zaman nasıl dengede kalamaz, ben hep öyle düşünürüm kendi kendime.